Selam, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizinle gotik havasına sahip olduğunu düşündüğüm kitaplar hakkında konuşacağız. Daha doğrusu işte gotik havasına sahip kitap önerileri gibi bir video olacak. Ben kendim hani böyle gotik estetiği, gotik havası konusunda çok böyle aşırı bilgili bir insan değilim. Bu yüzden bazı kitapları hani bana gotik havası vermiş olabilir ama size gotik havası vermeyebilir. Böyle bir şey olursa şimdiden özür dilerim, dediğim gibi yani çok böyle aşırı bilgili olduğum bir konu değil. Ben kendim o estetiğe sahip bir insan değilim. Bu yüzden hani sadece anladığım kadarıyla kendi sevdiğim gotik filmler olsun, gotik kitaplar olsun, bunları size paylaşmak istedim. Mesela yani tam olarak gotik ne diye sorarsanız size tam olarak bunu açıklayamam. Çünkü böyle dediğim gibi yine böyle bir bilgiye sahip değilim ama mesela yeni çıkan Wednesday dizisi gotik bir havaya sahip bir dizi. Onun dışında Addams Ailesi, genel olarak hani eğer Wednesday dizisini izlemediyseniz ama Addams Ailesini biliyorsunuz, gotik havaya sahip bir dizi. Genellikle Tim Burton'ın filmleri gotik bir atmosfere sahip oluyor. Yani bu tarz bir atmosfer arayışı içindeyseniz bu kitaplar tam size göre olacak. İlk olarak iki tane korku klasiğiyle başlamak istiyorum. Korku klasiklerinin çoğunun gotik bir atmosfere sahip olduğunu düşünüyorum ve genel olarak korku klasiklerini okumayı çok seven bir insanım. Ama özellikle böyle klasik klasik kitapları çok seviyorum. Yani mesela atıyorum Dracula, Frankenstein, Operadaki Hayalet gibi. Yani böyle gerçekten klasikleşmiş korku kitaplarını okumayı çok seviyorum. Bugün de size iki tane önerim var. İlk olarak Operadaki Hayalet. Benim kendisi en sevdiğim korku klasiğidir. Okurken çok keyif aldım ve böyle atmosferi gerçekten çok güzeldi. Zaten kendisi Paris Operası'nda geçen bir hayalet hikayesi. Yani bu cümle bile tek başına kitabın atmosferinin ne kadar güzel olacağını anlatır diye düşünüyorum. Aynı zamanda kitap genel olarak bütün kitap boyunca size şeyi soruyor. Hani gerçekten bu hayalet gerçek bir hayalet mi yoksa insan mı? Ve hani burada neler dönüyor? Bunu şey yapmaya çalışıyoruz. Kitap ana karakterlerin gözünden anlatılmıyor. Şöyle ki birinin opera hayaletini araştırması ve bunun üzerine hani bize olayları anlatmasını okuyoruz daha çok. Ama ben gerçekten keşke hani böyle Operadaki Hayalet'in gözünden ya da oradaki kızın gözünden okumak bu kitabı isterdim ama bu şekilde yazmışlar. Yapacak bir şey yok. Fakat atmosfer olarak en sevdiğim korku klasiklerinden biri, kesinlikle çok seviyorum. Bu yüzden ilginizi çekerse ve bir korku klasiği okumak istiyorsanız bunu öneririm. Hem de yani gerçekten sürükleyici, çünkü neler olacak merak ediyorsunuz. Genel olarak böyle bir gizemli bir atmosfer var ortada. Bu yüzden okuması çok çok keyifli bir kitaptı. Bunu dediğim gibi ilginizi çektiyse öneririm. Şimdi bir tane daha korku klasiği önerim var. Bunu bir tık daha az öneririm. Çünkü bence kısa olduğu için daha az etki bırakan bir kitap. O da Carmilla. Küçücük bir kitap. Gerçekten 100 sayfalık bir kitap tam olarak. 100 sayfalık kitapta bir sürü yer postitledim. Çünkü çok sevdiğim ama kısalığından dolayı beni hayal kırıklığına uğratan bir kitap. Yani kısa olduğunu görüyorum ve bu yüzden minik bir hikaye beklemiştim. Ama yine de hayal kırıklığına uğradım. Çünkü hani böyle tam işler güzelleşirken bir anda böyle o bitti yani. Daha ne olduğunu bile anlamadan bitti. Ama Carmilla kendisi ilk vampir hikayesi, vampir kitabı. Carmilla yeni bir eve geliyor ve buradaki bu evde yaşayan genç kız ve Carmilla'nın hikayesini okuyoruz. Kitabın dediğim gibi sonu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Hani bir 20 sayfa daha uzun olsaymış hayatımda okuduğum en sevdiğim kitap bile olabilirmiş. Ama yani çok eski bir kitap. Bu yüzden estetiği olsun, zaman yani çok eski bir vampir hikayesi olsun ve genel olarak kitap böyle bir şatoda geçiyor. Bir tane vampir kızımız var ama onun vampir olduğunu tam olarak bilmiyoruz zaten, hani biz genç kızın gözünden okuyoruz. O kadar güzel kitap ve bu kitabın alıntıları çok güzel. Bir tane alıntıyı paylaşmak istiyorum. Genellikle bu kitabın alıntıları İngilizcesi daha da güzel ama bu alıntının İngilizcesi kesinlikle çok daha güzel bu arada. Güzel kollarını boynuma dolayıp beni kendisine çekiyor. Yanağını yanağıma bastırıp mırıldanarak kulağıma şöyle diyordu. Canımın içi, minik yüreğiniz yaralanmış. Takatimin ve zayıflığımın karşı konulmaz yasasına boyun eğiyorum diye beni zalim sanmayın. Sizin tatlı yüreğiniz yaralandıysa benim vahşi yüreğim de sizinkiyle birlikte kanar. Bu işte Carmilla'nın kız karakterimize söylediği şey. Yani gerçekten çok sevdiğim bir korku klasiği. Ve aşırı ince bir kitap. Çok büyük beklentiniz olmasın. Onun dışında size önerebilirim. Aşırı gotik bir atmosfere sahip olan ilginç, güzel, kısacık bir vampir hikayesi. Yani ilginizi çekerse bu minnak kitaba şans verebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Burada göstereceğim bazı kitapların gotik olduğuna %100 emin değilim bu arada. Hani bunu
bir kez daha söylemek istedim. Altını bir kez daha çizmek istedim. Sıradaki kitabım Buzkent'in En Soğuk Kızı. Yine bir vampir hikayesi. Daha doğrusu vampir kitabı. Ben vampir kitaplarını çok seven bir insanım. Kesinlikle en sevdiğim fantastik türlerden biri vampirler. Bu kitap da tek kitaplık, yani seri olmayan bir vampir kitabı. Bu yüzden seri olmayan vampirli bir kitap arıyorsanız bu kitabı size zaten kesinlikle öneririm. Ve bu kitabın konusu şöyle. Vampirler dünyada var. Herkes vampirlerin farkında yani. Tam olarak ne zaman öğreniyorlar hatırlamıyorum ama bir şey oluyor ve insana vampirlerin farkına varıyor. Yani vampirler bilinen bir tür oluyor. Fakat yakalanan bütün vampirler buz kentlere hapsediliyor ve bu buz kentlerde yaşıyorlar. İnsanlar da buz kentlere girebiliyor kendi istekleriyle ve genellikle oradaki vampirler giren insanlardan besleniyor. Çünkü insanlar bütün bu kitaplarda şeylerde olduğu gibi vampirlere çok hayran ve özeniyorlar. Bu yüzden doğal olarak her ne kadar vampirler oraya girip vampire dönüşme ihtimalleri neredeyse sıfır olsa ve genellikle buz kente giren insanların hepsi ölse de, çünkü buz kente bir kere girdin mi asla çıkamıyorsun. Hani vampir hastalığına sahipsin diye endişelendik için asla çıkamazsın yani. İnsanlar buz kentlere girmek istiyor ve yani kendi istekleriyle girebiliyorlar. Hani 18 yaşından büyüksen kendi isteğinle bir buz kente girebilirsin. Oradan çıkamayacağını bilerek. Ve düzenli olarak buz kentlerden canlı yayınlar yapılıyor. Yani ünlü vampirler var, şeyler var falan. Böyle bir dünya söz konusu yani kitapta. Ana kız karakterimiz de bir gün bir partiye gidiyor. Partide ne oluyor hatırlamıyorum. Bir şey yani çok mu içiyor şey oluyor. Banyoda uyuyakalıyor. Sonra bir uyanıyor. Çok sessiz her taraf. Diyor herhalde herkes gitti, ben bütün gece bütün sabaha kadar yani öğlene kadar falan uyudum diye düşünüyor. Bir çıkıyor, partideki herkes ölmüş. Küvetin içinde böyle perdeler de kapalıyken uyuyakaldığı için yani bunu görmemişler. Bu kız dışında herkes ölmüş partide. Ve sonra tek iki kişi hayatta, o da bir tane vampir. Bir odada duruyor ve yere yatan, bir yere zincirlenmiş bir şekilde kızın eski sevgilisi. Bir tek bu ikisi yani yaşıyor diyebiliriz sanırım. Yani vampir yaşamıyor çünkü. Ve bu olaydan sonra bu üç karakterin hikayesini okuyoruz. Aşırı eğlenceli, bir sonraki sayfada ne olacağını asla tahmin edemediğiniz bir kitap. Okurken aşırı keyif aldım ve kesinlikle çok daha farklı bir vampir hikayesiydi. Yani aynı tür, aynı tip vampir kitaplarını okumaktan sıkıldıysanız bu kitabı size öneririm. Ve dediğim gibi bence gayet gotik bir havaya sahipti. Okuması da çok keyifliydi. Şimdi bir tane daha korku kitabı, korku gerilim kitabıyla geldim. Bu kitabın direkt isminde gotik yazıyor. Yani bu yüzden gotik bir atmosferi olduğuna bence eminim. O da Meksika gotiği. Bu benim en sevdiğim korku gerilim kitaplarından biri değil. Yani en sevdiğim değil. Çok daha sevdiklerim var ama atmosferi gerçekten gotikti ve bazı yerlerde böyle hani artık rahatsız edici derecede bir karanlık bir havaya sahipti. Ürperticiydi. Eski zamanda geçiyordu. Beklemediğim bir şekilde içinde romantik olaylar da oluyordu. Yani gayet aradığım o romantik aşkı da aldım. Ve ana kız karakterimiz için düzenli olarak gerilim halindeydim. Yani beni böyle şey gerilimde tuttu bütün kitap boyunca. Bu yüzden bu tarz kitapları, yani gerilim, korku kitaplarını seviyorsanız ve gotik bir havası olsun diyorsanız bu kitabı size kesinlikle öneririm. Hani aradığınız şeyleri verecektir. Ama bazı yerlerde kesinlikle rahatsız olmaya hazır olun. Yani böyle daha sihirli bir gotik, değişik bir atmosferi vardı. Gerçekten okuduğum en ilginç, en değişik kitaplardan biriydi ama hoşuma gitmişti ve çok da sürükleyiciydi yani. Çünkü ne olacağını merak ediyorsunuz. Kız için düzenli olarak gerilme halinde olduğunuz için sonu nasıl bitecek merak ediyorsunuz. Okuması gayet keyifliydi. Bunun da konusu şöyle, 1950'lerde geçiyor. Bir tane kız karakterimiz var. Kendisi böyle genç ve işte istediği gibi yaşıyor. Eğlence insanı, parti insanı yani o zamanın bile. Sonra kuzeninden bir mektup geliyor ve iyi hissetmediğini söyleyen birkaç mektup geliyor. Bu yüzden bu kız babasının da önerisiyle, babasının da işte isteğiyle kuzeninin evlendiği aileye böyle misafirliğe gidiyor kuzenine bakmak için. Ya da ihtiyacı varsa kuzenini bir hastaneye götürmek için falan filan. Ve o aile normal, kesinlikle normal bir aile. Yani çok garip ve ürpertici bir aile. Bir kızın bu evde başına gelenleri okuyoruz. Çok keyifli. Çok yani böyle sizi gerilimde tutan, rahatsız eden, bir ürpertici olan bir kitap. Böyle kitaplara ilginizi çekiyorsa bu kitabı öneririm. Devam ediyorum. Beklediğimden daha fazla gotik atmosfere sahip kitap buldum. Bizden biraz daha hızlı geçmeye çalışıyorum. Şimdi gotik havasına sahip olup olmadığını kesinlikle hiç emin olmadım ama internete yazdığımda insanların gotik havasına sahip dediği bir kitap önereceğim. O da Zalim ve Güzel. Yani atmosferi öyle diyebiliriz. Bu bir güzel ve çirkin uyarlaması. Ve kesinlikle okuduğum en ilginç uyarlamalardan biri.
yine bir sürü yeni postitlediğim ve 2 ya da 3 günde bitirdiğim bir kitap. Çünkü çok sürükleyiciydi. İlginç bir kitaptı ve kesinlikle devamı olsa bayılacağım bir kitaptı. Ya da en azından kitap bir 50 sayfa daha uzun olsa. Çünkü kendine ait bir evreni var. Ve biz bu evreni sadece bu hikayede geçen kısmını görüyoruz. Ama hani hissettiriyor size. Evren aslında çok daha derin işlenmiş, çok daha büyük bir evren ama hani görmüyoruz bütün evreni. Bu bence çok sinir bozucu bir şey. Yani kesinlikle çok daha derin işlenebilir bir şey. Çünkü yazar o evreni yaratmış. Sıfırdan yeni bir farklı bir evren yaratmış. Farklı bir yani tamamen yeni bir dünya yaratmış. Çok ilginç bir yerde geçiyor. Yani bir evrende geçiyor. Ve biz sadece bu hikayede işte karşımıza çıkan kısmını görüyoruz. Yani kesinlikle çok daha uzatılabilirdi. Kesinlikle bir seri olabilirdi. Belki hani aynı evrende geçen farklı karakterlerin anlatıldığı bir seri olabilirdi. Bu evrenden daha bir sürü konu çıkardı. Çünkü hani yazar gerçekten ilginç farklı bir evren yaratmış. Bu yüzden buna biraz üzülüyorum. Bu yüzden kısalığı konusunda yine beni biraz hayal kırıklığına uğratan bir kitap. Ama kısalığını saymazsak yani evreni yeterince keşfedememiş hissimi saymazsak aşırı keyif alarak okuduğum bir güzel ve çirkin uyarlaması. Aynı zamanda ana kız karakter kesinlikle normalde okuduğum kitaplardan daha farklı ve daha karanlık bir kalbe sahip bir karakter. Size kitabın arkasını okumak istiyorum. Yani daha fazla şey söylemeyeceğim bu kitapla ilgili. 17 yıl boyunca onu öldürmek için eğitildi. Dünyasını ondan nefret etmek üzerine kurdu. Kendi hayatını onu yok etmek için feda etti. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Adam onu sonsuza dek değiştirecekti. Yani gerçekten çok ilginç bir atmosferi olan, çok sevdiğim, farklı bir güzel ve çirkin uyarlaması. Uyarlama seviyorsanız böyle daha karanlık bir atmosferi, daha böyle gotik tarzı bir atmosferi olan bir güzel ve çirkin uyarlaması okumak istiyorsanız bu kitabı size öneririm. Devam ediyorum. Şimdi benim favori ürkünç hikayelerimden birini önereceğim size. O da Caroline. Bu kitabın filmini de izleyebilirsiniz. Çünkü filmiyle neredeyse aynı. Hangisi daha ürkünç emin değilim. Yani filmi daha ürkünç olabilir çünkü görsel hani görüyorsunuz ya, belki filmi daha ürkünç olabilir. Biraz da çocuk kitabı diye geçiyor sanırım ama bunu kesinlikle yaşı küçüklere önermem. Benim kardeşim bunun filmini ilk izlediğinde yaşı bayağı küçüktü ve bayağı etkilenmişti yani. O yüzden yaşı küçüklere önermem. Kesinlikle bence çocuk kitabı değil. Gerçekten ürkünç, gerçekten korkutucu bir hikaye. Ama aynı zamanda çok maceralı, çok aksiyonlu ve hani gotik havasını çok güzel işlemiş bir kitap bence. Ben bu kitabı çok seviyorum ve gördüğünüz gibi küçücük bir kitap. Yani aşırı bir günde bir oturuşta bile bitirebilirsiniz. Çok kısa, çok eğlenceli. İçinde resimler var. Ve resimler de birbirinden ürkünç. Aynı kitabın kendisinin de ürkünç olduğu gibi. Eğer kitabını okumak istemiyorsanız da filmini size önerebilirim. Tim Burton'un filmi yine. Dediğim gibi Tim Burton'un filmlerini çok seviyorum ben. Film Tim Burton'un, kitapta Neil Gaiman. Neil Gaiman da benim en sevdiğim yani ürkünç kitaplar yazan yazarlardan biri. Bu yüzden bu kitap ve filmi kesinlikle öneririm yani. Bir yaşı büyük kardeşleriniz varsa onlarla da izleyebilirsiniz. Çünkü hani animasyon bir film. Bu kitabı çok ilginç buluyorum ben. Yani mutlaka bir bakmanızı öneririm. Şimdi bir 4-5 yıl önce okuduğum ama kimse de görmediğim ve gerçekten çok farklı bir konusunda olan bir seri önereceğim. O da Anna Kan Giymiş Kız serisi. Şöyle 4-5 yıl önce okuduğum için size %100 öneremiyorum. Yani şöyle okuduğumda çok sevmiştim. Gerçekten ki neden hiç kimsenin bu seriyi okumadığına çok şaşırmıştım. Aşırı beğenmiştim. Ve hani herkese övmüştüm. Ve hala da övüyorum çünkü konusu gerçekten ilginç ve okurken çok sevdiğimi de hatırlıyorum. Fakat şimdi okusam aynı derecede sever miyim bunu asla bilemeyeceğim. Çünkü şimdi okumadım ve hani 4-5 yıl önceki okuma zevkimle şu anki okuma zevkim farklı. Fakat konusu olsun, atmosferi olsun hiçbir kitapta görmediğim bir konuya sahip. Bu yüzden yine de önermek istiyorum. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Marta Yayınları'nın eski kitaplarından, bu yüzden belki sahaflarda ya da ikinci el satan yerlerden çok uyguna bulabileceğinizi düşündüğüm bir seri. İlk kitap Anna Kan Giymiş Kız. Şöyle yakından göstereyim. İkinci kitapta Anna Lanetli Kızın Hayaleti. Ben zamanında bunları 20 liraya almışım. Arkasında da yazıyor hala fiyatları. Konusu şöyle. Bir tane hayalet avcımız var. Genç bir hayalet avcısı. Ve kendisi bir göreve çıkıyor. Yani bir ihbar geliyor. Ve hayalet olarak Anna ile tanışıyor. Ama bu hayalet daha önce karşılaştığı bütün hayaletlerden daha farklı ve çok daha güçlü. Çok daha ölümcül. Ama aynı zamanda sanki böyle isteyerek zarar vermiyor gibi.
Ve biz bu hayaletle, yani Anna hayaletimizin adı, hayalet avcısının hikayesini okuyoruz. Özel yetenekleri olan bir karakter daha sonradan hikayeye giriyor. Tam olarak neresine giriyor hatırlamıyorum. Yani genel daha böyle farklı karakterlerin olduğu ve bir hayaletle hayalet avcısının ilişkisini anlatan bir seri. Fakat kitabı romantik demek yanlış olur. Çünkü sadece romantik diyemeyeceğiniz kadar fantastik ve paranormal, gotik tarzda bir hikaye. İlginizi çektiyse mutlaka bakmanızı öneririm. Hiç kimsenin yorumunu görmediğim için hani bu zamana göre ne kadar bize uyum sağlamıştır bilmiyorum. Eski bir kitap çünkü, eski bir seri ama gerçekten çok farklı bir konusu var. Bu yüzden çok hoşuma gidiyor. Hani konusu hala çok hoşuma giden kitaplardan biri. Okurken de dediğim gibi ben çok keyif almıştım. Yani böyle aşırı kısa sürede okumuştum. Çünkü çok sürüklemişti beni. Yani bir bakmanızı öneririm. Şimdi daha yakın bir zamanda okuduğum ve aynı zamanda Barbie ve 12 Dans Eden Prenses'in uyarlaması olan bir kitap önereceğim size. Tuz ve Keder Evi. Eğer Barbie ve 12 Dans Eden Prenses ne gotik ve biraz daha korkutucu, gerilim tarzı bir kitap olsaydı diyorsanız bu kitabı alayım size. Benim favori kitaplarımdan biri. Gerçekten çok seviyorum ve hayatımda sanırım okurken gerçekten korktuğum için bırakmak zorunda kaldığım tek kitap. Normalde kitap okurken korkmam hani. Çünkü bir şey görmüyorsunuz. Bu yüzden hani sizi korkutan bir şey olmaz ama bu kitabı okurken gerçekten korktum. Gece okuyordum. Yalnızdım. Yani doğal olarak gece olduğu için oldu da ve devam edemedim. Çünkü gerçekten böyle hani korktum yani. Korkunçtu. Atmosferi çok güzel. Böyle karanlık, gotik. Ve dediğim gibi Barbie 12 Dans Eden Prenses'in uyarlaması da mükemmel ne olabilir? Benim hiçbir fikrim yok. Gerçekten çok seviyorum. Bu kitabı da 2 gün gibi bir sürede okumuştum. Her ne kadar geceleri okurken korksam da gündüzleri full okumuştum. Çok güzeldi. Ya siz belki benim kadar korkmazsınız. Ben gece, böyle gecenin 3'ünde falan okuduğum için de korkmuş olabilirim ama yani korkunçtu ve güzeldi. Şöyle yakından da şey yapayım, tutayım size. Mükemmel bir kitap. Gerçekten mükemmel bir kitap. Çok seviyorum bu kitabı. Hani gotik havasına sahip en sevdiğim kitaplardan biri. Net ilk 3'e girer diye düşünüyorum. Çok seviyorum. Daha doğrusu şöyle, Barbie'nin direkt uyarlaması değil de Barbie'nin uyarlandığı masaldan uyarlama ama Barbie uyarlaması diyebiliriz. Devam ediyorum. Şimdi size favori masallardan uyarlama kitabımı göstereceğim. Ve sanırım bugün gösterdiğim kitapların arasında da favori kitabım, favori serim diyebiliriz. Ama bu seri herkese göre değil. Çünkü içinde aşk üçgeni var. Alice Harikalar Diyarı'nda uyarlaması. Ben kendim Alice Harikalar Diyarı'na aşırı derece aşık bir insanım. En sevdiğim hikayelerden biri. Gerçekten hassasıyım ve yine Tim Burton'ın bir film serisi var. 2 filmden oluşuyor. O 2 film de benim her zaman en sevdiğim filmi. Herhalde ilk filmi 10'dan fazla kez izlemişimdir. En az bir 2 yılda bir tekrardan izlerim. Gerçekten çok seviyorum o filmi. Ve Alice Harikalar Diyarı'nda geçen her kitaba hastayım. Ve bu da bir Harikalar Diyarı'nda geçen, yani Alice Harikalar Diyarı'nda seri uyarlaması. İlk kitabımız Kraliçe. İkinci kitap Şapkacı. Üçüncü kitap da Tutsak. Bu seriye hastayım. Kesinlikle herkese göre olduğunu düşünmüyorum. İlk olarak kesinlikle gotik bir havası var. Tim Burton Harikalar Diyarı'nı yazsaydı böyle bir Harikalar Diyarı olurdu. Gizemlerle dolu, fantastik. Hem gerçek dünyada geçiyor hem Harikalar Diyarı'nda geçiyor. Keşke daha fazla Harikalar Diyarı'na geçseydi. Yani çok isterdim. Harikalar Diyarı bana yetmedi. Yani bu kitap, bu seri bana yetmedi. Çok hızlı sürede okudum. Çünkü gerçekten kitabın dünyasından çıkmak istemedim. Yani bu kitabı okurken kendim Harikalar Diyarı'na girmiş gibi hissettim. Kitabın sadece, yani bütün serinin 3 kitabı ele alırsak, toplam sadece %50'si Harikalar Diyarı'na geçse bile kitabın kendisi, yani serinin kendisi böyle Harikalar Diyarı'nınla aynı atmosferi, aynı çılgınlığa sahipti. Bu yüzden benim favori serilerinden biri ve çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum Harikalar Diyarı'nı ve onun sahip olduğu o çılgınlığı, aynı zamanda yani böyle karanlık tarafıyla birlikte o çılgınlığı seviyorsanız benim gibi bu seriyi çok seveceğinizi düşünüyorum ve aşk üçgeni var ama beni hiç rahatsız etmedi. Hani gerçekten hiç rahatsız etmedi. İki erkek karakteri de sevdim az çok. Tabii ki de bir tane favorim vardı. Morpheus diye bir karakter var. Kendisi Loki tarzı. Loki'yi anımsatan bir karakter. Bana çok Loki'yi anımsattı. Mükemmel bir karakter. Gerçekten o karakterle tanışmanıza ihtiyacım var. Aşırı sevdiğim bir seri. Pegasus yayınlarının olduğu için şu an serinin fiyatı ne kadar bilmeye korkuyorum. Ama belki ikinci el bulabilirsiniz. Bilmiyorum. Ya da Pegasus bazen indirim yapıyor. Hani çünkü insanlar indirimsiz Pegasus alamıyor artık. Ben tanesini 50 liraya almıştım bu kitapların zamanında.
bu yılın başında. Bir de şöyle bir şey var. Bu kitabın sayfa yani yazıları renkli. Ama böyle siyah yakın renkler. Bu yüzden gözünüzü yormuyor. Mesela bu kitabın sayfalı yani şey yazıları mor renkli, koyu mor. Hiç belli olmuyor büyük ihtimalle. Çünkü siyah yakın ama hani siyah olmadığını görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şu rengin koyusu renginde yazılar. Diğer kitaplarda da kırmızı. Bu da koyu kırmızı. Şu renk tam. Ve sonuncu kitapta da daha açık kırmızı. Bundan en net bunda görünüyor sanırım. Bütün kitap, bütün yazılar bu renk. Yani çok güzel bir seri. Net favori ilk 10 serime girer. Çünkü benim için çok ayrı bir yeri var. Bu seriyi çok seviyorum. Ve gotik havasına sahip bir Harikalar Diyarı uyarlaması okumak isterseniz hemen koşun. Bu seriye koşun. Harika bir seri. Şimdi son bir seri önerim var. Artık video bitiyor. Bu yine benim çok sevdiğim, zamanında çok popüler olan ama sonra unutulmuş bir seri. Ve aşırı derecede gotik bir havaya sahip. Aşırı derecede gotik bir atmosfere sahip bir seri. O da Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları. Bu serinin de bir filmi var. Filmi güzel ama seriden farklı. Yani ilk kitap gibi başlıyor ama sonra bir filmde bitirmişler. Yani seri değil ve sonunu tamamen kafalarına göre bir son işlemişler. Yani kitaplarla hiçbir alakası olmayan bir sonu var. Bu yüzden o filmi izlediyseniz bile bu seriyi size öneririm. Benim yine net en sevdiğim serilerden biri, atmosferi olsun, bütün o ürkünç havası olsun. Bu kitabın gerçekten atmosferi çok farklı ve kitabın içinde bazı fotoğraflar var. Bütün bu ürkünçlüğe katkı sağlayan fotoğraflar. Özel yetenekleri olan ve belli zaman döngülerinde yaşayan çocuklar hakkında bir kitap okuyorsunuz. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Başka bir sürü fotoğraf var. Her kitapta bir sürü fotoğraf var. Ve hepsi birbirinden ürkünç yani. Çok sevdiğim bir seri. Eskisi gibi popüler olmasını çok isterdim. Yani çok gerçekten farklı bir seri. Daha önce okuduğum hiçbir yani kitaba benzemeyen bir seri. Bu yüzden yine çok seviyorum ve gotik tarzı, karanlık tarzı atmosfere sahip ve böyle özel yetenekleri olan ama hani böyle ürkünç farklı yetenekleri olan karakterleri okumak isterseniz bu seriyi size mutlaka öneririm. Benim favori serilerimden biri ve yani dediğim gibi içindeki resimler o kadar farklı bir hava katıyor ki kitaba. Bayılıyorum bu kitabın içindeki resimlere ve bağlantılı olmalarına. Yani bu kitap kapaklarda gördükleriniz kitapta karşınıza çıkan karakterlerin resimleri. Bu mesela bir karakter yine. Bu bir karakter. Bu da yine bir karakter. Yani bunların hepsi kitaplardaki karakterler ve hani kapaklardan ne kadar ürkünç bir havaya sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir seri. Mutlaka öneririm. Ve size önereceğim kitaplar bu kadar. Eğer bu kitaplardan çok sevdiğiniz varsa lütfen yorumlara yazın ve kitaplar hakkında konuşalım. Çünkü bu kitapları çok seviyorum. Ve genellikle çok popüler olmayan kitaplar. Bu yüzden bu kitaplar hakkında konuşmak çok isterim. Beni kitap hesabından takip etmek isterseniz kitap hesabımın adı Kitap Okuyan Bir Hayal. Kitap Okuyan Birleşik sonra _1_hayal. Beni orada bulabilirsiniz. Oradan da yazabilirsiniz. Yani neler okuduğumu takip etmek isterseniz, yorumlarımı görmek isterseniz güzel olur. Normalde bir de videonun sonunda size henüz okumadığım ama gotik bir havasına sahip olduğum kitapları önerecektim. Ama zaten video yeterince uzun olduğu için bunu yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde göstereceğim. İki tane size seriyi göstereceğim. Henüz okumadım ama gotik bir havaya sahip olduklarına inanıyorum. Ve okumak için sabırsızlanıyorum. Birincisi Güzel Yaratıklar diye çevrildi Türkçesi. Türkçe baskılarını bulmakta zorlandığım için İngilizce almıştım. Toplam 4 kitaplık bir seri. Henüz bende sadece ilk ikisi var. Okuduğumda devamını alacağım. Bu kitapların tanesini 100 liraya almıştım. Hani İngilizce bence çok uygundu. Ve hani gotik bir havaya, atmosfere sahip olduklarını duymuştum. Aşırı aşırı merak ettiğim ve çok hoşuma yani çok ilgimi çeken bir seriyi bir an önce okuyacağıma emin olabilirsiniz. Yani şu an okumak istediğim seriler var, okuduğum seriler var. Onları bitirdikten sonra büyük ihtimalle ilk okuyacağım serilerden biri olacak. Çok merak ediyorum bu seriyi. Bir de kapaklarından dolayı bana Wings ama onu gotik yap tarzı bir atmosfer hissi veren bir seriyi göstereceğim size. Henüz ben de okumadım dediğim gibi. Güzel mi değil mi bilmiyorum. Serinin adı Kanatlar olması lazım. Şöyle bir seri. Hani bu perilerle ilgili ve bana dediğim gibi gerçekten böyle Wings ama onu gotik yap havası veriyor. Bu seride onu aldım. Bu iki seriyi çok yakın bir zamanda okuyacağım ve ikisini de gotik
bir havaya sahip olduklarını düşünüyorum. Umarım ikisini de çok severim. Hani siz de bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Güzel olduklarına inandığım iki seri. Umarım da güzellerdir. Bu video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videoda gösterdiğim herhangi bir kitapla ilgili bir düşünceniz varsa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızla okumayı, geri cevap yazmayı, sizinle konuşmayı çok seviyorum. Ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.